أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم ve alâ âli ve ashâb-ı nebiyyillâhi'l-azîm bi kadri azameti zâtillâhi teâlâ'l-azîm fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ fî ilmillâhi'l-azîm salâten daimeten bi devâmillâhi teâlâ'l-azîm tazîmen lehakkike ya Mevlânâ ve seyyidenâ Muhammedun ya zel-hulugul-azîm Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ashabihi mitlu zalike ya rabbel alemin, ya erhamer rahimin, emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Fahri Kainat Efendimiz Cenab-ı Hakk'a yaptığı bir duanın bir cümlesinde şöyle emrediyor. Allahümme la uhsi senaen aleyk ente kema etneyte ala nefsik. Ya Rabbi, ben seni kendi zatını methettiğin gibi edemem. Sen kendini nasıl methediyorsan öylesindir. Yani Cenab-ı Hakk'ın methiyesinde lisanların aciz olduğunu beyan ediyor böylece. Enbiya-i Zişan Hazaratı bile, peygamberler bile şükürden aciz olduklarını böylece arz ediyor. Peygamberimizin dualarındandır. Subhaneke ma şekernake hakka şükrik. Ya Rabbi biz sana layık ve çile şükredemedik. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz için denilir ki çok zengindi. Ömrünün sonunda bütün varlığını sattı. 55 defa hacca gitmiş. 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış. Bugün kiminle konuşsak akıl almıyor. 40 sene her gece 2 rekat namaz kılmış. İbn-i Kemal Hazretlerine soruyorlar, evet doğrudur diyor. Her gece 2 hatim. Hafızlar diyorlar ki mümkün değil, biz de öyle diyoruz. Ama Allah bir insanın ömrünü bereketlendirirse, Peygamberimizin miracını düşünün. Peygamberimizin miracı, haydi bir gece olsun. Belki bir an, belki bir saat ama bir gece olsun. Peygamberin miracında bir gecede gittiği yerleri 1 trilyon sene ışık hızıyla gitsen bitiremez. Dolayısıyla Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine şu soruyu soruyorlar. Diyor ki biz bazı kimselere ömrün bereketlensin diyoruz. Böyle bir şey olur mu? Nefes sayılı değil mi? Evet nefes sayılıdır diyor ama Cenab-ı Hak zaman içerisinde zaman yaratır. Mesela büyük evliyaullah için denilir ki nefesüm min enfasıl müştakîn tuvazi amelet zekaleyn. Allah'a aşık olanların nefesleri, bir nefesi insin, cinnin ameline mukabildir. Yani bir adam 60 sene yaşar, 60 milyar senelik ibadet yapar. Birisi de 6000 sene yaşasa 6 kuruşluk ibadet etmez. Onun ömrünü kimse satın almaz. Cenab-ı Hak ömürlerimize bereket ihsan eylesin. İmam-ı Azam Hazretleri için denilir ki, ömrünün sonunda bütün servetini sattı, gitti Beytullah'ın hizmetkarına verdi. Dedi ki kapıyı aç, içeride 2 rekat namaz kılayım. Beytullah'ın içine girdi, 2 rekat namaz kıldı ve şu duayı etti. Hepimizin hacca gidenlerin hepinize nasip etsin Mevlam. Subhaneke ma abednake hakka ibadetik. Ya Rabbi sana layıkıyla kulluk edemedik. Subhaneke ma zekernake hakka zikrik. Senin layık olduğun gibi seni zikredemedik. Subhaneke ma şekernake hakka şükrik. Ya Rabbi senin layık olduğun gibi şükredemedim. İmam-ı Azam Hazretlerinin menakıbında yazar ki, hatifi bir nida İmam-ı Azam Hazretlerine şöyle seslendi. Ya İmam, beni hakkıyla zikrettin, bana hakkıyla ibadet ettin, bana layıkıyla şükrettin, beni hakkıyla bildin. Seni ve senin mezhebine intisap edenlerin hepsini bağışladım.
Bu bir müjde. Yani bu bir ayet değil, bu bir hadis değil. Bu bir menkıbedir, rivayettir sahih kitaplarda. Biz öyle inanıyoruz. Allah-u Zülcelal şefaatine nail etsin. Cenab-ı Hak ise, ben azimuşşan çok veririm, lakin aza razı olurum. Kullarıma çok veririm. Kur'an ifadesi bu. Ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız bitmez. Tükenmez nimetleri var. Bildiklerimiz ve bilmediklerimiz. Ama verilen her nimetin karşılığında bir şükür icap eder. Lakin Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben aza razı olurum. Yeter ki birincisi beni bilin. Yaratılışın sırrı budur. Yaratılışın sırrı ibadet değildir. Yanlış anlaşılmaz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cenab-ı Hak emrediyor ki insi cinni bana kulluk etsinler diye yarattım. Fakat tefsir ilminin babası bilinen İbn-i Abbas Hazretleri لِيَعْبُدُونَ لِيَعْرِفُونَ diye okuyor. Yani ibadeti melekler de yapıyordu. Sadece gaye ibadet olsaydı insana ihtiyaç yoktu. Peki neydir? Yaratılışın gayesi nedir? Yaratılışın gayesi Allah'ı bilmektir. Allah'ı bilmektir. Liyarifun. Meleklerde bu derece yoktur. Dolayısıyla meleklerde hilafet istidadı da yoktur. Allah'a halife olma istidadı. O yüzden ve iz gâle rabbüke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife. Cenab-ı Hak meleklerle istişare edip ne diyorsunuz yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım deyip Adem'in denasını meleklerin önüne koydukları zaman projeyi meleklerde denayı okuma istidat ve kabiliyeti vardı. O kadar ilimleri vardı. Okudular, yaratma dediler ya Rabbi bunu. Çünkü denaya baktılar, içinde güzellikler var ama çok çirkinlikler de var. Kan da var, katil de var, faiz de var, zina da var. Yaratma ya Rabbi dediler. Cenab-ı Hak sizin bilmediğiniz var dedi. Ve Adem'i yarattı. Acaba Adem'i sırrı hilafete götüren sebep nedir? İnşallah önümüzdeki sohbetlerde açıklayacak Hazreti Pir. Ben çok veririm ama aza razı olurum. Siz bize hitap ediyor. Bu nimetlerin mün'imi ben olduğumu bilin. Ben kazandım deme Karun gibi. Karun fakir bir adamdı. Fakat öyle zengin oldu ki hazinesinin anahtarlarını, Kur'an-ı Kerim'in ifadesi, لَتَنُوُ بِلُوسْبَ 70 tane güçlü adam, parmak büyüklüğündeki anahtarlardan, o anahtarları 70 güçlü adam taşımaktan aciz kalıyorlardı. Bu kadar serveti vardı. Bilmem kaç bin cariyesi vardı. Tekerleği altından olan arabalarla servet yarışına çıktı. Musa aleyhisselam zekat isteyince, Allah benim ortağım mı? Ben akıllı adamım, ben kazandım dedi. Malı kazanmak var, fakat adına mal denilmiştir. Mal, Arapça'da male meyletti demektir. Meyletmek, herkesin ona bir meyli var. Ama Cenab-ı Hak malı kazanmaya, helalinden kazanmaya teşvik eder, mala meyletmeye rızası yoktur. Meylimize rızası yoktur. Hele hele gönülden meyle katiyen rızası yoktur. Gönle girmesine katiyen razı değildir. Bu yiğit işidir, öyle kolay iş değil. Bizim intisap ettiğimiz Kazım Efendi Hazretleri'nin şeyhi ki bu zatla aynı türbede yatıyorlar. İkisi de Hazreti Sami'den icazetli. Hazreti Sami'nin verdiği icazetin arkasına bu zat, İmam Efendi Hazretleri Arapça bir sayfa ilave yapmış. Çünkü Sami Hazretleri gönderirken demiş bir tane de ben gönderiyorum. Bir buçuk sayfası eksik. Bir buçuk sayfası eksik olan Hoca Efendi Hazretleri. Hoca Efendi Hazretlerine yazdığı icazetin sonunda şu cümle çok önemlidir. Ve kul lehum. Onlara de ki bizlere. İcazetin son cümlesi. Ve kul lehum. Onlara de ki ferrig kalbek anil ağyar yemle'ül hak minel esrar vel envar. Kalbini Allah'tan başka ne varsa hepsinden boşalt, Cenab-ı Hak içini nur ve sır doldursun. Ona masiva denilir. Masiva, Cenab-ı Hakk'ın gayrı ne varsa tasavvuf lisanında
malın, mülkün, evladın, iyalın. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak durup dururken malınız düşmandır. Karınız düşmandır. Evlatlarınız düşmandır. Fahzeruhum. Onlardan kendinizi koruyun diyor. Ayet-i kerimedir bunlar. Bize niye düşman olsunlar? Düşmandırdan maksat şudur. İnsanoğlunun en çok sevdiği bu üç şeyden birisidir. En çok sevdiğimiz şeydir bunlar. Bunları sevdiğimiz için gönlümüze girme ihtimali çok kuvvetlidir. Sa'di Şirazi Hazretlerine dervişlere demiş ki, Efendi Hazretleri himmet et de bizi şu şeytanın şerrinden kurtar. O da demiş ki biraz evvel şeytan geldi sizi bana şikayet etti. Ne dedi? Dedi ki dervişlerine söyle benim namusuma tecavüz ediyorlar. Ben de onlara etmediğimi bırakmam. Demişler ki efendi şeytanın namusu var mı ki o namussuzdur. Demiş ki dünya şeytanın kızıdır. Kim dünyayı kalbine alırsa şeytan onun kayınpederi olur. Bir kayınpeder kızının evine nasıl teklifsiz girer çıkarsa, gönlünde dünya olanların da kalbine Cenab-ı Hak öyle şeytan öylece girer çıkar. Peygamberimiz burayı anlatırken buyuruyor ki, Allah'ı çok zikrederek şeytanın size ulaşan yollarını kapayın. Sahabe-i Güzin Efendilerimizden Hanzala diye birisi var. Hanzala, Uhud şehitlerinden. Yolda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizle karşılaştılar. Sıddık Azam Efendimiz baktı ki Hanzala dökülüyor, feci hasta. Bu halin ne dedi? Dedi ki ya Ebu Bekir nafaka Hanzala. Hanzala münafık oldu dedi. Daha bekar, genç. Dedi ki yahu sen niye münafık olasın? Elhamdülillah sen müminsin. Dedi ki ya Ebu Bekir Resulullah'ın huzuruna giriyorum. Biraz mübarek yüzüne bakıp mübarek sözlerini dinleyince kendimden geçiyorum. Gönlümde ne dünya kalıyor ne ahiret kalıyor. Ama onun huzurundan çıkınca ben başka bir adam oluyorum. Eğer ben münafık olmasam böyle olmam. Sıddık Azam gibi bir zat dedi ki ya o bende de var. Hadi gel kendisine gidip soralım dedi. Geldiler Efendimiz'e. Efendimiz ikisine de baktı. Bu haliniz ne dedi ya. Dediler ki biz münafık olduk. Niye? Ya Resulallah senin huzuruna giriyoruz. Gönlümüzde ne dünya kalıyor ne ahiret. İçimiz dışımız sen oluyoruz. Ama senin huzurundan çıkınca başka şeyler gönlümüze sirayet ediyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Vallahi ya Hanzala. Ey Hanzala Allah'ın zatına yemin ederim ki lev tedumuna ala ma tekununa indi. Hep benim huzurumda olduğunuz gibi olsanız yolda yürürken minderinizde, döşeğinizde otururken, yatağınızda yatarken melekler gelir sizinle musafaha ederler. Velakin ya Hanzala saaten, saaten, saaten dedi. Yani yavaş yavaş. Birden de bu işi bazı ham insanlar sanki götürü iş çalışıyormuş gibi nefse fazla ibadet yükleyerek bu işi halledeceklerini zannederler. İbadet vesiledir ama gaye değildir. İbadeti yapmak var. İşte orada mürşide ihtiyaç var. Mürşid, hastanın götüreceği kadar yük yükler. Fazla yük zarar verir. Denge bozulur. Onun için bir uzmandan her meselede o işin uzmanına gidiyoruz. Maneviyata gelince, şimdi cemaat azınlıkta, kimse sözümüze gücenmesin, cemaatin yarıdan fazlası camiye gelenler namaz kılmayı bilmiyorlar. Yani kıldıkları namazı fıkha göre, ilmihale göre, ya şöyle yapacaksın desen yarıdan çoğu bilmiyor. Bir şey demeye kalksan bana öğretme derler. Halbuki Peygamber Efendimiz namaz kılıp giden adama dön dedi namaz kıl. Sen namaz kılmadın. Niye? Tavuğun yem gagaladığı gibi namaz kıldı. Üç defa tekrar ettikten sonra dedi ki ya Resulallah kurban olayım ben bu kadar biliyorum. Efendimiz de ona gerçek namazı tarif etti. Onun için Peygamberimizi taklit çok önemlidir. Onun yaptığı gibi yapmak. Taklitten tahkike ulaşılır, hakikate. Cenab-ı Hak hakikate ulaşmayı nasip etsin. Nimeti verenin ben olduğumu bilin yeter diyor Cenab-ı Hak. Benim malım deme. Ömür senin değil, vücut senin değil, mal senin değil, evlat senin değil. Hiçbir şey bizim değil. Diyor ya Yunus, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Sahibi kendisidir, biz emanetçiyiz. Vücudumuzu, bu tabire çok dikkat edelim.
مَا خُلِقَ لَهِنْدَ gerek zahiren gerek batınan bulundurursunuz, öylece bana şükretmiş olursunuz. Vücudunuzu مَا خُلِقَ لَهِنْدَ. Bu bir Osmanlı tabiri. Dilimizi değiştirdikleri için hiç kimsenin anlamadığını biliyorum. Ne için yaratıldıysa orada kullanacaksın. Göz harama bakmak için verilmedi. Kulak haramları dinlemek için verilmedi. Dil haram konuşmak için verilmedi. El harama uzanmak için verilmedi. Gönül haramı düşünmek için verilmedi. Ayak harama gitsin diye verilmedi. Ne için verildiyse orada kullanacaksın. Sen emanetçisin. Emanete hıyanet edemezsin. Eğer mahluka lehinde kullanırsak, İnallaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakemtum beyne'n nas en tahkumu bil adl. İnallaha ne'imma ya'izukum bi. İnnehu alimun bi zati's sudur. Yahut alimun hakim. Yani Allah size emanetleri ehline vermenizi tevdi ediyor. İlerideki sohbetlerde gelecek bu ayete uzun uzun zahiri ve batini manalar vermiş. Ama bildiğimiz kadarıyla Allah'ın verdiği emanetleri Allah'ımızın emrettiği gibi kullanmaya mecburuz. Ne diyorlar şairin biri? Ağyara bakma, sevdiğin gözlerine bakar ağyar izi görür. Bir bakış sıradan bir olay değil. Efendimiz buyurdu ki ya Ali, ya Muaz, birinci bakış sendendir. Gayri ihtiyari karşına kadınsan erkek, erkeksen kadın çıktı. İkinci olmaz, şehevi bakış olmaz. O ikinci bakış, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Doğrudan oku atanın kalbine saplanır. Diğer taraftan, birinci bakış gözüne isabet ederken beraber, Allah hatırında olduğu için hemen Allah'ı hatırlayarak gözlerini endirene, Cenab-ı Hakk'ın neler verdiğini Peygamber Efendimiz sayfalar boyu anlatıyor. Bir bakış nihayet bu. Ve minallahi tevfik. Şimdi böyle anlatılınca çoğu zaman cemaattan sıkı fıkı olduğumuz arkadaşlardan şöyle bir cevap geliyor bize. Yahu sen de bizi evliya yapacaksın diyorlar. Biz beş vakit namazı kılar, elin etlisine sütlüsüne karışmazsak bizim devrimizin Müslümanı ancak bu kadar olur, yeter diyorlar. Halbuki dünya işinde aza kanaat var mı, ediyor muyuz? Niye maneviyatta kanaat etmiyoruz? Maneviyatta kanaat eğiliyoruz. İbadetin ne kadar çok olursa olsun hemen burada, buraya aklıma geliverdi, Nakşi tarikatını kuran Hacı Muhammed Bahaddin Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri şu nasihati ediyor. Maneviyat yolcularına iki nasihatim var. Gözleri kulakları kadar kendilerine lazımdır. Bu iki nasihatıma dikkat etmezlerse iflah olmazlar. Nedir o iki nasihat? Bir, maneviyatta hangi dereceye çıkarsan çık. İster fena fillaha çık, ister baka billaha çık, ister baka 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 çık. Ama kendini ömründe hiçbir ibadet yapmamış bir müflis ve maneviyata yeni kaydolan bir derviş kabul etmezsen iflah olmazsın diyor. Bir. İki, maneviyatta ne kadar yükselirsen yüksel, nefsini Firavun'un nefsinden tehlikeli kabul edeceksin. Ona itimat etmeyeceksin, nefse güven yok. Peygamberimizin duasını bir daha tekrar ederim. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la kalle min dalik. Allah'ım beni, Peygamberimizin duası bu. Allah'ım beni göz açıp yumuncaya kadar, hatta ondan daha az bir zaman nefsime bırakma diyor. Haşa, Peygamberimizde böyle bir şey olur mu? Olmaz. Ama bizi aydınlatıyor, bizi ikaz ediyor. Nedir yani, insan hiddetlenince elinde tabancası varsa bir adam öldürmek parmağı çekmek gibidir. Allah esirgesin. Bir an. Bir an. Onun için buna da gücümüz yetmez diyor arkadaşlar. Gücümüz yeter. Ve minallahi tevfik. Az sonra gelecektir. Ezelde emaneti dağlara taşlara teklif etti, meleklere teklif etti. Kimse kabul etmedi. Hazreti insan kabul etti.
Cenab-ı Hak emretti ki ne yüklendiğini bilmiyorsun ama sana yardım edeceğim. Eğer yardım etmese hiç kimse Cenab-ı Hakk'a vuslatını tahakkuk ettiremez. Yardımın da ilkinin adı tevfiktir. O yüzden bütün kitaplarda ulema kitap yazarken mukaddemede ve minallahi tevfik derler. Tevfik Allah'tandır. Allah yardım ederse başarmayacağımız bir şey yoktur. Onun tevfikini isteyeceğiz. Evet, hikmet-i kafiyye-i ilahiyedendir. Allah'ın gizli hikmetlerinden bir tanesidir ki, vücudu insanide Hakk'a muhalefet olmak üzere nefis ve avanını halk buyurmuştur. Bu vücutta celal da var, cemal da var. Cennet de var, cehennem de var. Nefis de var, günaha meyli var. Ruh da var, Cenab-ı Hakk'a aşıktır. Cenab-ı Hakk'ın sırrı ilahisi kendine zıt insanoğlunu imtihan etmek için nefis ve avanını yaratmıştır. Ben onları belki 1000 defa bu caminin cemaatine söyledim. Evvela nefsime. Her müminin 6 büyük düşmanı var. 3'ü vücudun içinde, 3'ü dışında. Dışındakiler, içtekiler olmasa zarar veremezler. İçindekiler nedir? Biri nefs. Herkeste var bu. İkincisi, heva. Nefsin arzularına heva diyor hadis-i şerifler. Nefsin arzuları, nefsani arzular. Nefsani olduğunu nereden bileceksin? Kur'an-ı Kerim'e vurduğunda Allah'ın ve Resulullah'ın yasakladığı bir şeyi arzu ediyorsa nefsanidir. Rahmani değildir. Orada Allah'ın rızası yoktur. Günahın en küçüğünden en büyüğüne kadar Cenab-ı Hakk'ın rızası yoktur orada. Üçüncüsü de tabiattır. Bizim meslektaşımız, ileri seviyeyi hocalar bile çoğu tabiatın ne olduğunu bilmiyorlar. Okuyup geçiyorlar veya tabiat deyince dışarıdaki tabiat anlıyorlar. Tabiat herkesin yaratılış durumudur. Hepimiz aynı değiliz. Kimimiz sinirliyiz, kimimiz halim kisselimiz, kimimiz cömertiz, kimimiz cimriyiz, kimimiz korkağız, kimimiz cesuruz. Herkesin böyle bir zayıf tarafı var. Hangi tabiat üzerine olursan ol, tabiatımızı değiştirerek tabiat-ı Muhammediye'ye boyanmaya mecburuz. Sıbgatallah. Ve men ahsen min Allahi sıbgaten ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel kim boyar? Allah'ın boyası kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim deniliyor. Allah-u Zülcelal şeref şefaatiyle hepimizi şereflendirsin. Peki nefsi niye yaratmış? Nefsi yaratmış ki nefse muhalefet ederek Allah'ın rızasını kazana. Nefse muhalefet. Yaptığı ibadette bile kendine varlık getirmeye. Buraya hemen bir hadis-i şerif okuyacağım. Ama iyi öğrenilsin. Tasavvufun ana prensiplerinden biridir. Buyuruluyor ki, vücuduke zembun, la yugasu aleyhi zembun akar. Senin varlığın öyle bir günah ki başka hiçbir günahla mukayese kabul etmez. Benim dediğin yerde varlık devreye girer. Değil maddi şeye benim demek, ibadete bile benlik demeye razı değil Cenab-ı Hak. Bir iki misal vereceğim. Maksadımı anlatabilmek için. Ben bu zatların söylediğini biraz cemaatin seviyesine indirmeye çalışıyorum. Cenab-ı Hak gençliğimizde bize ziyareti nasip etti. Şam'da Muhyiddin Arabi Hazretlerinden 200 metre yukarıda Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin türbesi var. Tarikatının bir ucu ta Hindistan'da, bir ucu Afrika'da, bir ucu kuzeyi istila etmiş vaziyette. 200 sene evvel vefat etmiş, cenazesini İbn Abidin Hazretleri kıldırmış. Kaddesallahu sırrahu aziz. O da rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Osman neslinden birisinin vefatını görüyor. Çok üzülüyor. Gelip şeyi anlatıyor Mevlana Halid-i Bağdadi'ye. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin de halifesi kendisi. Diyor ki o
Ölecek, öldüğünü gördüğün kimse benim diyor. Hazreti Osman soyundan benim. Yarın cenazemi sen kıldırırsın diyor. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin 400 tane mürşit yetiştiren halifesi var. Ama aynen şöyle diyor. Allah'ın zatına yemin ederim ki ömrüm içerisinde Rabbimin rızasına uygun zerre kadar bir amelim yoktur diyor. Haşa ki olmaz. Ama başka bir yerde hatırasında diyor ki elhamdülillah duha namazım kazaya kalmadı. Farz namazı değil, duha namazı bile kazaya kalmadı. İşte o silsileden gelenlerden bir tanesi, biz de Muhammed Masar Efendi Hazretleri ile epey arkadaşlığımız var. Ameliyat ettirmişlerdi dervişleri. O vaziyette ziyaretine gittim. Dedi ki, eline vardım, elini öptüm, elimi bırakmadı. Bana Hacı Vaiz Efendi derdi. Hacı Vaiz Efendi, oğlum dedi. Sonda filan takmışlardı, mesaneden ameliyat olmuştu. Ağlayarak dedi ki, yaşımız 96, elhamdülillah bu anımıza kadar farz namazımız değil, nafile namazımız bile kazaya kalmadı. Ama şimdi namazımızı kılmaktan aciz hale geldik diyerek ağlamıştı. Nafile namaz bile kazaya kalmıyor, 96 yaşında. Yani nefse muhalefet, işin özü nedir? Ben demeyeceksin. İsteyen yarın, hak eder varın, ben diyen gafil utanır yarın. Bulsa dildarın, saklar esrarın. Dediği doğru bile olsa, Hallacı Mansur Enel Hak dediği için başına gelmeyen kalmadı. Ben dedi Cenab-ı Hakk'a karşı. Onu daha evvel anlatmıştım, bir daha anlatmayayım, gerek yok. Bu kemal ve büyüklük insana nefis yüzündendir. İnsan meleklerden yukarı seviyeye nefse muhalefetle yükselir. Ama nefse muvaffakat etmemekle kolay değil. Peygamberimiz malum haliniz, hepinizin bildiği mesele, Tebük muharebesinden döndü. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz diyor ki, daha terimiz kurumadan buyurdu ki, bu hadisi hepiniz biliyorsunuz. Racana minel cihadil asgar ilel cihadil ekber. Küçük cihattan büyük cihada geldik dedi Efendimiz. Biz dedik ki ya Resulallah, nasıl gidip geldiğimizi sen biliyorsun. Ben ilk defa hacca karayoluyla gittiğim için Tebük'le Medine-i Münevvere'nin arasının 500 kilometre olduğunu biliyorum. Ürdün'le Suud sınırında 500 kilometre. Ağustos ayında oruç vaktindeyken sahabe-i Güzin diyor ki bir hurmanın çekirdeğini 12 kişi bir ağızdan bir ağızdan naklede ede somura somura susuzluğumuzu giderdik. O vaziyette gittik geldik. Harp etmediler. Ama çok çetin bir savaş oldu. Ve dedik ki ya Resulallah sen, en iyisi sen biliyorsun. Şimdi eğer bu gittiğimiz küçük cihatsa büyük cihat hangisidir? Buyurdu ki büyük cihat el cihadu bi nefsi. Kişinin kendi kendiyle savaşmasıdır. Kendi nefsini mağlup etmesidir. Kolay iş değil. Nefis kendilerine verildiği zaman melaike-i kiram bile azıttılar. Burada anlatmışımdır. Bir kere daha anlatayım. Aslında birkaç mesele aklıma geldi. Bunlardan birini olsun anlatayım dedim ama bu öne çıktı şimdi. Onu anlatayım bir kere daha. Büyük müştehitler aralarında ihtilafa düşmüşler. Melekler Allah'ın cemalini görecek mi, görmeyecek mi? Ekseri ulema diyor ki melekler göremeyecekler. Görseler bile daimi göremeyecekler. Daimi cemalullah'ın seyri temaşa şerefi Hazreti insana aittir. Ama insan da öyle bir varlık ki şeytandan 1 milyar defa daha aşağı düşme tehlikesi var nefs yüzünden. Meleklerden milyarlarca defa yukarı çıkma istidadı var yine nefs yüzünden. İkisi de nefs yüzünden. Efendimiz Miraç'a giderken meleklerin en büyüğü Cebrail aleyhisselam Sidre-i Münteha'da kaldı. Efendimiz ona dedi ki yürüsene. Sidre-i Münteha bu fakirin bilgilerine göre Peygamberin miracının yanında 120 kat Mekke-i Mükerreme'de bir bina yaptılar. Adına Zemzem Tavur diyorlar. Başınızı böyle bakarken yukarıyı göremezsiniz. Böyle çevireceksiniz ki yukarıyı göresiniz. O Zemzem Tavur'un dibinde birinci basamak düşünün. Sidre-i Münteha Peygamberimizin miracının yanında ancak o kadar var. Ama Hazreti İnsan ondan yukarı. Melekler dediler ki ya Rabbi madem ki Hazreti İnsan'a cemalini göstereceksin, Rabbimiz bize de görmeyi nasip etsin.
Bize de göster. Cenab-ı Hak emretti ki sizin nefsiniz yok. Siz nurani varlıksınız. Nurdan yaratıldınız. Hazreti insan nefsiyle cihad ederek o dereceye yükselir. Ya Rabbi bize de nefis ver. Cenab-ı Hak emretti ki içinizden iki tanesini seçin. Onlara nefis vereyim. Bakalım kazanacak mısınız imtihanı? Harut'la Marut adlı Sure-i Bakara'da vettebe'u matetlü şeyatîn diye bir sayfa başı var. Yarım sayfa bir ayet var. Onun tercümesine, tefsirine bakın. Orada şu anlatılıyor. Harut'la Marut'a nefis verdi Cenab-ı Hak. Babil'e geldiler, kadı oldular. Ayrıca millete sihir öğretmeye başladılar melekler. Cenab-ı Hak perdeleri kaldırdı, arzın ve semavatın melekleri onları seyrediyor. Şeytan dünya güzeli bir kadın olup geldi, karşılarına oturdu. Onu görür görmez hemen ellerini uzattılar. Melekler de seyrediyor manzarayı. Kadın dedi ki, çekin elinizi. Size teslim olurum ama bir tek şartım var. Nedir şartım? Kocamla benim aramda bir mahkeme var. Mahkemeyi benim lehime hükmedin. Hemen hükmettiler. Kadına kocanın hakkını verdiler. Melekler seyrediyor bunu. Yine ellerini uzattılar, hop dedi. Kocam sağken ben tehlikedeyim, onu da öldürün ondan sonra. Katil de oldular. Kocasını da öldürdüler. Hedef bir kadın elde edecekler. Bir daha ellerini uzattılar. Dedi ki yok, böyle de teslim olmam. İçki içeceğiz. Kafayı bulacağız, ondan sonra teslim olurum. İçki de içtiler. Şeytan kayboldu gitti. Ama Harut'la Marut'un kanatları kırıldı. Şu anda tefsir kitaplarına bakın. Baş aşağı cehennemde yanıyorlar o iki melek. Cenab-ı Hak onlara dedi ki cezanızı vereceğim ama dünyada mı ahirette mi? Melekler bunu biliyorlardı. Ahiret sonsuz. Ama dünya ne kadar uzun olursa olsun geçici. Şu anda azap görüyorlar. Ve melaike-i kiram dedi ki ya Rabbi insanoğlunun hakkıdır cemalullah'ı görmek. Ama hangi insanın? Nefsi devre dışı bırakanın. Bir misal daha anlatayım. İşin önemi iyice anlatılsın. Burayı anlatmak için. Osmanlı tarihinde İstanbul'un büyük yangınları var. Damat diye bir fıkıh kitabımız var. Molla başını kaldırdı. Güzel bir kız. Dedi ki ben genç adamım. Benim burada senin ne işin var? Nereden geliyorsun? Görmüyor musun dedi. İstanbul yanıyor. Başa gidecek yer bulamadım. Bugün buradayım. Molla düşündü. Dedi ki git yatağıma yat. Ben de sabaha kadar ders çalışayım. Kızcağız gitti yatağa uzandı. Molla biraz sonra içerideki en büyük düşman, peygamberimiz öyle diyor. Âdâ adûvüke nefsükelleti beyne cembeyi. En büyük düşmanın iki omuzun arasındaki nefsindir. Nefsi ona dedi ki ya bu fırsatı kaçırma işte. Dünya güzeli bir kız ayağına kadar geldi. Molla baktı ki gücü yetmeyecek. Mum ışığında çalışıyor şimdiki gibi elektrik yok. Baş parmağını götürdü. Bakalım dedi bu işi yaparsan yarın cehennemde yakacaklar. Dayanabilecek misin? Baş parmağı yandı. Vazgeçtim dedi. Kızcağız da seyrediyor bunu. Biraz sonra nefs yine başladı. Ya durma dedi bu fırsatı değerlendir. Velhasıl molla sabaha kadar 10 parmağını yaktı. Ama zina yapmadı. Sabahın kız çıktı gitti. Kız babasına varınca babası dedi ki kızım neredesin? Canımız dudağımıza geldi. Dedi ki baba sahilde bir mollanın kulübesinde sabahladım. Ama çok enteresan bir şey gördüm. E ne gördün? Molla sabaha kadar 10 parmağını yaktı dedi. Çağırdılar mollayı. Böyle böyle olmuş sen 10 parmağını yakmışsın niye? Molla da benim anlattığım gibi anlattı.
Ben genç adamım dedi. Güzel bir kız gelmiş. Nefsim bana diyor ki fırsatı değerlendir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yarın mahşerde 50 bin yıllık mahşer. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Uzun bir yola çıkacağız. Ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takva ve tegûni ya ulil elbâb. Sure-i Bakara'da böyle emrediyor Rabbimiz. Azık alın. Azıkların da en kıymetlisi takva azığıdır. Ya Ebazer, ceddidis sefine, gemiyi yenile. Yol uzun, deniz fırtınalı, gemi yaralı. Tedarikini, yükünü de hafif yap. Günahın az olsun. Ebu Zer Gıfari Hazretlerine böyle diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Efendimiz buyuruyor ki 7 sınıf insan yarın mahşerde arşın gölgesine girecekler. Onlardan bir numara Cenab-ı Hak milletimize nasip etsin. Adaletli devlet idarecisi. Zordur devlet idare etmek. Sevdiği cemaate, sevdiği millete adaletli devlet idarecisi nasip eder Cenab-ı Hak. O 7 sınıftan bir tanesi güzel ve zengin bir kadın kendisini zinaya davet ettiği zaman Yusuf Aleyhisselam gibi fegale inni akhafullah diyen, ben Allah'tan haya ederim diyen veya yakışıklı bir erkek kimsenin görmediği yerde dünyalık da vererek zinaya davet ettiği zaman Hazreti Rümeysa gibi yaptı. Hazreti Rümeysa Ebu Talha Hazretleri dedi ki daha Müslüman olmamıştı. Benimle evlenir misin dedi. Güzel bir kızdı. Hazreti Talha da yakışıklı ve zengin bir gençti. Hayır dedi, evlenmem seninle. Sarı altınlardan ne haber dedi. Yani ben zenginim demek istedi. Dedi ki ya Ebu Talha bana iyi bak. Senin yeryüzünde bir tek zerre pulun olmasa bana evlilik teklif etsen Müslüman olursan seninle evlenirim ama Müslüman olmazsan yeryüzünün bütün serveti senin olsa seninle evlenmem, onun için evlenmiyorum. Dedi ki peki çaresi yok mu? Çaresi var. Çaresi ne? Çaresi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Efendimiz nikahlarını kıydı ve arkalarından buyurdu ki ikisini beraber cennet-i alayda gezerken görüyorum. Allah şefaatlerine nail etsin. Aşere-i mübeşşereden oldu. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden birisi. Yani Yusuf Aleyhisselam gibi Sure-i Yusuf'u okuduğunuz zaman aynen ifade şöyle. Velagat hemmet bihi ve hemme biha. Yani Züleyha Yusuf'u davet ettiği zaman bir peygamber namzedi. Peygamberliğin eşiğinde Züleyha ona kastetti. Yusuf da neredeyse ona meyledecekti. Tam meylettiği zaman mürşidi gözüne gözüktü. Yakup Aleyhisselam bizim televizyon ekranı gibi bir bulutun içinden Yusuf dedi. Onu görünce vazgeçti. Kapıya doğru kaçtı. O da arkasından yetişti. Yetişti, eteğini çekti, yırttı. Dışarıdan da Züleyha'nın kocası kapıyı açtı. Netice Cenab-ı Hak şehvetine galip geldiğinden dolayı, ezan bitti ben de bitireceğim, köle olan Yusuf'u Mısır'a sultan etti. Ne ile? Şehvetine galip olanlarla. O yüzden bir veli diyor ki, gazabına, şehvetine malik olanlar iki dünyaya sahip oldular. Kolay değildir. Şu anda yeryüzünde birinci sınıf Müslümanları kasıp kavuruyor şehvet. Allah şerrinden korusun. Kadın erkek dinlemiyor. Onun için şehvetine galip olanlar her devlete ve nimete mazhar olurlar. Habibi edibi hürmetine. Ha şunu söyleyecektim. İki tane şehit vardır. Ahiretin en saltanatlı insanları. Biri düşman kılıcıyla, kurşunuyla şehit olanlar. Onlara şer'i şehit denilir. Şehidi asgardır. Küçük şehit onlar. Mahşere yürüdükleri zaman kanlı elbiseleriyle mahşer halkı Allah geldi zannedip secdeye kapanacaklar. O kadar mahşer halkının gözlerini kamaştıracak onlar. Ama bir de şehidi ekber var. Nefsiyle savaşıp nefsini mağlup edenler şehidi ekberdir ki onlar daimi cemalullah'ın seyrine mazhar olacak baba yiğitlerdir. Cenab-ı Hak bizi de onlara bağışlasın.
Ya Rabbi Habibi Edib'in hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, bizi de daimi cemalini seyreden aşık-ı sadıkların zümresine ilhak eyle. İki gün sonra bir seçim yaşayacağız. Çok tehlikeli bir badireden geçiyoruz. Ya Rabbi bize amelimize göre değil, sen merhametine göre muamele eyle. Alem-i İslam'ın ümidi olmuş. Peygamberimiz Bedir'de öyle dua ediyordu. Ya Rabbi bu senin son ümmetindir. Bu ümmet ölürse adını zikredecek kimse kalmaz. Alem-i İslam yıkılır. Eğer bu defa Müslümanlar yıkılırsa, bu devleti idare etmek kolay değil. Hazreti Ömer olsanız radıyallahu anh, İktidara geldiğinizde önünüzde bir anayasa ile amel edeceksiniz. Değiştiremezsiniz. Anayasa değişmeden içinde İslam yok. Küfrün bütün şubelerinin etrafına demirden duvarlar çekilmiş. Her şey küfürden tarafa. Bir avuç Müslüman kalmışız. Habibi Edibi hürmetine bize merhamet etsin. İnşallah bu mübarek millete yeniden bir kere daha Kur'an-ı Kerim adına, şeriat-ı garra-i Muhammediye adına kıyam edip temsil etmeyi nasip eylesin. Devletimizi, milletimizi, vatanımızı, dinimizi, diyanetimizi, bütün dünya şu anda Anadolu'daki Müslümanların düşmanıdır. Onların şerrinden muhafaza eylesin. Ömrümüzün sonuna kadar hakiki mümin ve muvahhid olarak yaşayıp son nefesimizi buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesiyle bitirmeyi, bu ikrarla huzuruna varmayı, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi cümlemize lütfeylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.